Daha fazla müziğin adresi Number One Türk'tesiniz. Hepinize merhabalar. Doktor Mask programı başlıyor. Mustafa Nihat Koç konuğumuz ve bugünkü konuğumuzsa meme estetiği. Hepiniz hoş geldiniz. Abi hoş geldin bir kez daha. Hoş buldum. Teşekkürler Mert Hakan. Konumuz meme estetiği dedik ve dolayısıyla da soruyorum. Meme estetiği nedir ve kimlere yapılır? Meme estetiği toplumda ideal meme boyutlarına sahip olmayan kadınlara yaptığımız işlemin adı aslında meme estetiğidir. Estetik kelimesi zaten toplumun genel kabul ettiği, güzel kabul ettiği görüntüyü elde etmeye estetik diyoruz biz. Burada büyüklük de sorun olabilir, küçüklük de sorun olabilir, sarkma da sorun olabilir. Bizim meme estetiğinde ideal hedefimiz sütyensizken bile normal meme şeklinde kalabilmesi kadının ve meme altında katlantı olmaması ve meme ucunun memenin en yüksek noktasında olabilmesi işlemidir. Burada silikon protezlerle büyütme de yapabiliriz. Dikleştirme işlemini de yapabiliriz. Dikleştirme ile birlikte yine protez kullanabiliriz ya da küçültme işlemini yapabiliriz. Hastanın memesinin şekline göre ameliyat tekniği planlanır ve sonuç estetik olarak uygulanır. Peki meme büyütme ve küçültme arasında bir fark var mı? Evet, meme büyütmede genellikle içeriye bir dolgu maddesi kullanıyoruz ve sıklıkla kullandığımız madde silikondan yapılmış özel yeni geliştirilmiş ve son teknolojik ürünler olan protezler kullanıyoruz. Küçültmede genellikle meme ucunun yeri daha yukarıya alınır ve meme hacmi azaltılır ve mutlaka çok daha büyük izler kalabilmektedir. Ancak iz kremiyle bu sorunu da çözmek mümkündür. İki teknik arasındaki fark genellikle ameliyat süresi ve iyileşme süresi olarak belirlenebilir. İşlemler çok ağırlı değildir. Son yıllarda özellikle geliştirdiğimiz özel bir blok tekniği sayesinde hastalarımız ameliyat sonrası ağrısız ve çok rahat bir süreç geçirmektedirler. Ve bunun sonucunda da iyileşme süreleri daha hızlı olmaktadır. İşe dönüşleri çok daha hızlı olmaktadır. Madem meme küçültmeden bahsettik, çok merak edilen konulardan bir tanesi de emzirme meselesi. Bu meme küçültme olayından sonra emzirme olayı devam edebiliyor mu? Evet, daha önceleri bizim uygulanan tekniklerde memenin süt bezlerinin çok büyük bir kısmı alınmaktaydı. Ancak memenin anatomik yapısı anlaşıldıktan sonra süt kanallarının yapısı daha korunmaya başladıktan sonra yeni geliştirilen tekniklerle süt bezlerinin çok büyük bir kısmı korunmakta ve ona göre bir ameliyat tekniği geliştirildi. Ve bu sayede memenin süt vermesi artık mümkün olmaktadır. Hatta bazen hastalarımız şunu soruyorlar, ben ameliyat oldum ama hamilelik sonrası mememden süt geliyor, bunu çocuğuma versem bir şey olur mu? Hayır, hiçbir şey olmaz. Çok gayet kaliteli, içeriği değişmeyen ve doğal bir süttür. Özellikle de çocuğa çok faydalıdır. Kesinlikle vermenizi tavsiye ederim. Ve son yıllarda geliştirilen bu teknikler sayesinde artık emzirmek mümkündür. O yüzden gençlik çağında özellikle bizim juvenil hipertrofi dediğimiz, genç kızlarımızın psikolojisini çok olumsuz etkileyen, işte sporda hareket etmesini zorlaştıran, kıyafet seçimini zorlaştıran ve özellikle kızlarda dik durmayı engelleyen. Çünkü dik durdukları zaman memeler halk arasındaki tabirle göğüsler çok önde gittiği için, çok dikkat çekeceğini düşündüğü için çok kambur durmaya neden oluyor. İkincisi ağırlık nedeniyle sütyen kullanma ihtiyacı olduğu için omuzlarda sütyen çizgisi oluşuyor ve ciddi ağrılara neden oluyor. Bel sırt ağrılarına neden oluyor. Bunlar bebeği olursa emziremez endişesiyle ameliyattan kaçınılmaktaydı. Ancak son yıllarda dediğim gibi geliştirdiğimiz teknikler sayesinde süt bezleri korunarak yapılan ameliyatlarda süt vermek mümkün. Eğer zaten o kadın, o genç kızımız normalde emzirebilecekse ve emzirdiğinde sütü gelecekse bu ameliyattan sonra da süt vermesi mümkün oluyor. Çünkü bu son yıllarda yine GDO'lu beslenme, hormonlu beslenmeler nedeniyle ve iri memelerin süt bezleri yapısı nedeniyle süt vermesi gerçekten daha düşük durumda. Bu da toplumsal bir gerçek. O yüzden burada da şunu belirtmek istiyorum. Hormonlu gıdalardan ve GDO'lu gıdalardan lütfen uzak duralım. Özellikle meme sağlığı için. Peki konan madde silikon. Zararlı mı? Silikonlar özel geliştirilmiş maddeler. Biz içerisi silikon jel dolu, dışarıda özel silikon sertleştirilmiş silikon zar kaplı silikonlar kullanıyoruz. Bunlar özellikle meme yapısına çok yakın yumuşaklıkta ve doğal görünüm veren yuvarlak silikonlar kullanıyorum ben özellikle. Ayakta durduğu zaman bu silikonlar damla şeklini alıyor. Bunların yapılan incelemeler sonucu, mikroskopik incelemeler, elektron mikroskopik incelemeler sonucu bazı silikonların özellikle bu Amerikan üretimi olan silikonların
vücutta erozyona uğramadığı, dokunun onu eritmediği ve kendindenmiş olarak kabul ettiği silikon maddeler var. O yüzden bunları zararsız kabul ediyoruz biz. Ancak tabii ki hassas olarak takip ediyoruz. Herkesin bünyesi bir değil. Bazı markalar var. Bunlar biraz daha doğal olmayan ve uygunsuz silikon kullanıyorlardı. Onların üretimi yasaklandı. Ben bugüne kadar hiçbir hastamda o tür silikonlar kullanmadım. Tabii ki bu maliyete yansıyor sonuç itibariyle. Kaliteli silikon kullanmak biraz daha yüksek maliyet getiriyor. Ancak hastalarımızın sağlığını ön planda tuttuğumuz için biz karlılık olarak düşünmediğimiz için her zaman bu en iyi kaliteli silikonları kullandığımızdan çok rahat ettik. Bunlar o yüzden vücuda zararlı değillerdir. En büyük endişe şudur, o silikon acaba emilip eriyip orada süte karışır mı, çocuğa geçer mi? Kesinlikle erimediği için süte geçmiyor, sütün içeriğini etkilemiyor. Biz o silikonu yerleştirirken özel bir teknik kullanıp süt bezlerine hiç dokunmadan yerleştiriyoruz ve bu sayede emzirmeyi hiçbir şekilde etkilemiyor. Hatta memenin şekli, memenin ucu daha çok dışarıya çıktığı için çocuğun onu yakalaması daha kolay oluyor ve daha iyi emzirebiliyor annelerimiz. Bu içleri o yüzden rahat olsun. O zaman çok popüler bir soru sorayım. Bu silikon patlıyor mu? Evet, bir tane viral olmuş bir video izlemiştim ben de. Uçakta bir kadının silikonu patlıyor gibi bir video vardı. Ondan sonra özellikle çok sık endişe olarak, soru olarak bu geldi. Biz içerisi hava dolu ya da sıvı dolu silikon kullanmıyoruz. Dediğim gibi kendi silikon jel dolgulu silikon kullanıyoruz. Hatta bu silikonlar Amerika'da 30-40 yıldır bazı kişilerde duruyorlar ve hiçbir reaksiyon yapmamışlar. Bizim şu anda kullandıklarımız 6. nesil ya da üstü nesil silikonlar. Bunlar çok daha geliştirilmiş, çok daha teknolojik silikonlar. Öncekilere göre çok daha kalıcı. Hatta geçen gün bir hastamdan 17 sene önce ameliyat olmuştu. Büyütmek için silikonunu çıkardığımda yine aynı kullandığım marka silikonun kullanıldığını ve 17 sene sonra nasıl konulduysa öyle çıktığını gördüm. Hiçbir sorun olmamıştı. İçeride hiçbir değişikliğe uğramamıştı. Vücut onun etrafını çok ince bir dokuyla kaplamış ve sınırlamış sadece. O yüzden çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Patlama ihtimali de yoktur. Hatta bazen ben hastalarıma elimi alıp silikonu gösteriyorum. Böyle buruşturduğum zaman kesinlikle patlamadığını, işte delici kesici bir alet olmadıktan sonra patlamayacağını söylüyorum. Hatta koruyucu bile olabilir yani arada bariyer olarak, Allah korusun bir ateşli silah yaralanması olsa o bölgede kurşun durduracak etkiyi gösterecek kadar sağlam yapıdalar. O yüzden koruyucu olabilir ben ve de, patlamazlar. Ben de kliniğe geldiğimde elime almıştım. Enteresan hissettiriyor. Evet, değil mi? Değişik bir duygu. Değişik bir duygu ama doku içerisinde özellikle doğru teknikle ve doğru yere yerleştirildiği zaman normal meme dokusuyla birebir aynı his verecek şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Tam onu soracaktım. Bu silikon kas altına mı yoksa kas üstüne mi yerleştiriliyor? Aslında bu tam bir muamma, bir kafa karışıklığı. Hastalar her zaman bir yerden okudukları şeyde gelip soruyorlar, kas altında mı kas üstünde mi? Ben hep şunu soruyorum hastalarıma. Normal meme kasın altında mı kasın üstünde mi? O kasın üzerinde yerleşmiş durumda, cilt altında yerleşmiş durumda. Doğal meme dokusu kas üstündedir. O yüzden eğer mümkünse, hastanın dokusu yeterliyse, protezi saklayabilecekse, o protezin geçiş hattını bize verebilecekse, doğal bir geçiş hattını verebilecek bir kalınlıktaysa, onun belli ölçümleri var. O zaman mutlaka kasın üzerine yerleştiriyorum, oradaki bir zarın altına yerleştiriyorum. Yine bu yerleştirme seviyemizde süt bezlerine kesinlikle dokunmuyoruz. Kesinlikle etkilemiyoruz ve çok daha doğal, çok daha yumuşak memeler elde etmek mümkün. Ancak doku kalınlığı yeterli değil. Memesi hiç gelişmemiş. Protezi koyduğumuz zaman deri altında ele gelecek, hissettirecek o farklı dokuyu. O zaman mutlaka kas altı yerleştirmeyi tercih ediyoruz ki bu da bir müddet sonra daha geç oluyor. Belki 6 ay, 1 yıl sürüyor ama yine doğal yumuşak hale geliyor ve koyduğumuz özel bir teknik sayesinde dual plane diyoruz ona. İki aşamalı, iki planlı teknik diyoruz. Bu sayede de protezimiz doğal ve yuvarlak bir görünümde ve ideal meme şekline ulaşmak mümkün. Yani kas altı mı kas üstü mü aslında tamamen hastaya bağlı nedenlerle oluşuyor. Burada belirtmek istediğim bir şey şu, normal deri gelip göğüs kemiğine biraz daha ileriden yapışır. Onun altındaki kas da göğüs kemiğine gelir, biraz daha dış taraftan yapışır. Kas altı koyduğumuz memelerde o yüzden mecburen arası biraz daha ayrık olmaktadır. Yani koyduğumuz anatomik yapının izin verdiği sınır odur. Zaten normal memeyi eğer tutup birleştirdiğimiz zaman aradaki boşluk mesafe neyse
biz ameliyat sonunda ona ulaşabiliyoruz. Ama kas altı koyduğumuzda illaki bir miktar daha ayrık oluyor. Bu engellenebilir bir şey değil. Eğer onu daha birleşik koymaya kalkarsak o zaman memenin belirgin hale geldiğini ve istenmeyen sonuçlar elde edebileceğimizi görüyoruz. O yüzden birazcık da cerrahın tecrübesine güvenip onun yönlendirmesiyle doğru tekniği seçmek bence çok daha doğru. Herkes için hastalık farklı olduğu gibi herkes için ameliyat tekniği de estetik teknik de biraz farklı oluyor. Peki bu silikon kullanan kadınlarda emzirme etkileniyor mu? Çok iyi bir soru. Bu en büyük endişelerden bir tanesi. Özellikle şimdi şöyle düşünmek lazım. 20'li yaş civarında ya da 19 yaş civarında memesi hiç gelişmemiş kızlarımızın birazcık özgüven eksikliği gelişebiliyor. Gelişir demek istemiyorum çünkü herkesin bünyesi, herkesin psikolojisi farklı. Ama özgüven eksikliği gelişmişse bunun tedavisini yapmak da bence çocuğun sosyal ve iş ortamındaki konsantrasyonu açısından, akranların arasındaki gelişimi açısından ya da karşı cinse olan ilişkilerini etkilemesi açısından çok önemli. Çünkü sağlık bir bütün aslında, ruhsal ve bedenen bir bütün. Eğer bir yerine insan odaklanmış ve o mesela memem küçük beni beğenmeyecek diye düşünüyorsa ya da ona göre sosyal ortamda spora gitmekten çekiniyor olabilir, plaja gitmekten çekiniyor olabilir, yüzmeye gitmekten çekiniyor olabilir ya da çok büyük olduğu için çekiniyor olabilir. Bunların çözümü herkeste çekinme olmadığı için, olan kişiler için söylüyorum yine özellikle belirtmek istiyorum. Çözümü olmazsa eğer sosyal gelişimi, iş başarısı, akademik başarısı etkilenebiliyor. O yüzden bunu çözmek gerekiyor ve ailelerin de en büyük endişesi bu kız ya da gencimiz evlendikten sonra emzirebilecek mi acaba? Çocuğuna çünkü süt verebilmek anne ile bebek arasındaki en özel bağlardan biri bence de. Her ne kadar biz hissetmesek de benim iki çocuğum var ve eşimle çocukların arasındaki o bağı gördüğüm için çok daha iyi anlayabiliyorum. O yüzden bence bu bağı mutlaka sağlamak lazım. Biz de ameliyat tekniğimizde her zaman hasta odaklı çalıştığımız için, her zaman hastamızın iyiliğini düşündüğümüz için bu tekniği kullanıyoruz ve kesinlikle ve kesinlikle süt bezlerinin hiç etkilenmeyeceği teknikle protezimizi yerine yerleştiriyoruz ve özel protez seçimimiz sayesinde sütün içeriğini etkilemiyor, süte geçmiyor, bebeğe herhangi bir zararı yok. Ancak annenin psikolojisine çok büyük faydası var. Peki emzirme sonrası değiştirmek gerekir mi bu silikonları? Özellikle hamilelik sürecinde mesela silikon konulmuş, meme büyütme yapılmış kadınlarda hamilelik süresince biliyorsunuz meme dokuları da gelişiyor ve büyüyor. Bu süre içerisinde bazı durumlarda memelerde aşırı büyüme olabilir. Ancak bu emzirme süresi bittikten sonra genellikle meme eski boyutuna yakın bir hale geldiği için çok 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 az bir kadında sarkma olabiliyor. Bu da çok küçük bir operasyonla ya meme dikleştirme yapılarak ya da protez bir miktar büyütülerek çözülebilecek bir sorun haline geliyor. Ama bugüne kadar çoğu kadında buna ihtiyacımız olmadı. Hiç öyle ciddi şikayeti olan bir hastam olmadı. Peki son bir sorum var. Bazıları ameliyattan korkuyor. Riski var mı bu ameliyatın? Evet, maalesef her ameliyatın minik de olsa riskleri var. Özellikle birincisi hastalar anestezi alacaklar. Anesteziye ait riskler var. Ancak anestezinin riski her zaman belirtildiği gibi trafik kazasında yolda yürümekten çok daha düşük bir risk. Bu risk yani öyle kontrollü ortamlarda ve öyle teknolojik şartlarda çalışıyoruz ki hastalarımıza hiçbir şey olmaması için. İkincisi ameliyatın erken riskleri olabilir. Kanama mesela bir risktir. Ancak bunu da ameliyat sırasında özellikle çok hassas bir şekilde takip ettiğimiz için kanama riskini neredeyse ortadan kaldırıyoruz. Ve hatta şunu diyebilirim, ben hastalarımın %99.9'una ameliyat sonrası diren koymuyorum. Çünkü hastaların en çok korktuğu şey ameliyattan sonra diren çekilmesi. O beni acıtacak canım gibi böyle endişeler oluyor. Kulaktan kulağa biliyorsun olumsuz söylemler de çok fazla yayılıyor. Hızlı yayılır. Hızlı yayılıyor evet. O tür endişeler olmasın. Hastalarım en mutlu olduğu şeylerden birisi de diren konulmaması oluyor. Ve bugüne kadar da böyle bir sorunla karşılaşmadım. Enfeksiyon riski olabilir bu tür işlemlerde. Çünkü benim hastalarımla karşılaşmadım ama bu tür hastalar gördüm ve tedavi ettim. Özellikle üniversitede bölüm başkanlığı sıramda çok fazla süresince çok fazla böyle hasta görmüşlüğüm var. Bunu da engellemek için bazı yine özel teknikler var. Silikon ameliyatları bizim için çok özel ve çok hassas ameliyatlar.
bu tekniklere dikkat edildiği zaman hiçbir şekilde risk olmadığını gördüm. Uzun dönemde yine kapsül kontraktürü riski var. Bunu meme ameliyatını, silikon ameliyatını düşünen herkes bununla ilgili bir araştırma ya da olumsuz tecrübe paylaşımı yine oluyor. Kapsül benim yine hastalarımda hiç olmadı. Çünkü kapsülün oluşma nedenlerinin başında bir enfeksiyon, bir de kanama olur. Bunları da engellediğimiz için bir kapsül riski de görmüyoruz. Eskiden çok fazla masaj yaptırtılıyordu, kapsül oluşmasın falan gibi. Şimdi hiç masaja da ihtiyaç yok. Gayet güzel. 3 hafta bir korse giyiyorlar ve ondan sonra genellikle akşam kontrolüne gittiğinde hastalarımı odasında görmüyorum. Kafeteryada çay içerken, kahve içerken görüyorum. O kadar rahat geçiyorlar bu süreci. Meme küçültme ameliyatında da biraz daha farklı tabii ki. Eğer doku çok fazla aşağıya sarkmış ve meme ucunu çok yer değiştiriyorsanız, damarların yeri çok değiştiği için yara iyileşme riskleri çok daha fazla görülebiliyor. Onun da tedavisi mümkün, korkmamak gerekiyor. Bunları dinlemek, öğrenmek, bilgilenmek harikaydı Doktor Mask. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Bir sonraki programda Number One Türk'te yeniden görüşünceye kadar Doktor Mask'ı takip etmeye devam edin.